Osmanlı medeniyetinin şevket ve yükseliş dönemlerine bakarsanız, her sultanın yanında mutlaka bir ruh büyüğünü görürsünüz. Osman Gazi'nin yanında Şeyh Edebali, Orhan Gazi'nin yanında Hacı Bektaşi Veli, ikinci, birinci Murad'ın yanında şu anda hatırlayamıyorum bir büyük alim, Fetret dönemi şeyin... Çelebi Mehmet Merhubu. Yıldırım Bayezid'in yanında Bayezid. Emir, Sultan, Emir Sultan, Çelebi Mehmet'in evet. yanında yine evet, bir evet. büyük alim. İkinci Murad'ın yanında Hacı Bayram Hacı Veli, Veli. Fatih'in yanında Akşemseddin. Molla Gürani, Molla Hüsrev. Evet, Hüsrev'de. Gürani, epey var orada evet. zaten Molla Hüsrev. Ee, i̇kinci Bayezid, Yavuz'un yanında e, Zembillah Efendi. Abi, evet. Efendi. Kanun'un yanında Ebu Suud. Evet. Bitti. Evet. Kanun'dan sonra adeta nesilleri kesiliyor. Allah Bunlar yok artık. Olmanca bakıyorsunuz duraklama, gerileme. Evet. Tesadüf mü acaba bu? Bu iyi yok artık. Ya. <laughs> Efendim, 3. Mehmet merhum Belgrad yakınlarındaki Eğri için sefere çıkmaya karar verdiğinde, daha doğrusu veremediğinde hayatta olan Sivaslı Şemsi, Kara Şems adıyla anılan Şemseddin Sivaslı Hazretleri hı hı. 80 yaş civarında onunla istişare ediyor. Devletin durumu çok iyi değil savaşa girsem mi girmesem mi? Ancak böyle bir fikre ihtiyaç duyuyor. Üçüncü Mehmet, Adni, şair olarak da malum, Adni mahlası. Kara Şems diyor ki, hmm. siz üçüncü Mehmet, dedeniz ikinci Mehmet'in yanında Akşems vardı, Akşems evet, ettiğin. Evet. Yanınızda biz varız, bir izinler. Teşcih ediyor, cesaretlendiriyor. Biz de katılacağız diyor. Hakikaten katılıyor da ve eğri fatihi oluyor üçüncü Mehmet. Evet. Ve karizma kurtuluyor bir ölçüde evet. yani, yani evet. koca devletin karizması evet. 13. Osmanlı sultanı zamanında evet. ve fakat aynen işaret buyurduğunuz evet. noktayı söylüyor Kara Şems Hazretleri de Sultanım daha evvel yani selefleriniz Kanuni merhum ve gerisindekiler <laughs> alimlerle hasbihal evet. içinde olurlardı. Seferler de hep sefer-i humayun olurdu. Padişah evet. bizzat katılırdı. Hezimet de hiç olmazdı. Bu adet biraz bozulduğundan tereddüt vaki oldu. Gelin eskiye rücu ile her şey aslına döner, küllü evet. şeyin yercü ile asli. Biz de iştirak edeceğiz diyor ve hakikaten muazzam bir zaferle namus kurtuluyor. Ama dönüşte yardım bitmiyor hocam. Dedeniz Fatih, 2. Mehmet, fetihten sonra şükür olarak ilme ehemmiyet verirdi. Siz de öyle yapın diyor. 3. Mehmet bu sözü de dinliyor. Ya çok ciddi ilim müesseseleri kuruluyor ve Fatih'te kurulan muazzam bir Mehmet Ağa Medresesi'ne de işte bu Karaşems Hazretleri'nin yeğeni evet. müderris olarak tayin ediliyor evet. ve bir ilim hamlesi cereyan ediyor. Ya alınacak ders var. Evet. Demek ki ilme, evet. alime evet. hürmet. Yani alime gösterilen hürmet, alimin el üstünde tutulduğu dönemlerde medeniyet yükseliyor. Evet. İşte koskoca Yavuz gibi adam, dehşetli hiçbir <laughs> bir adam. Alimin atının ayağından sıçrayan çamuru şeref bilir. Hatta vasiyet eder öldükten sonra sandukamızın üzerine örtün bunu. İbni Kemal Hazretleri'nin atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un cübbesine gelir. Bir anda nefesler tutulur. Öfkeli padişah kelle gidebilir. Cübeyi çıkarıp hizmetkara verir. Bunu saklayın. Vefatından sonra üzerime örtün. Allah belki bu çamur hürmetine beni affedecektir. Halen Alim. De orada. Evet halen Hele, orada. Sandukada. Orada. Sevgili gençler, evet. an itibariyle demek yani. An itibariyle. An, evet, evet. Fakat ya duraklama döneminde bakıyoruz. Mesela Hezarifen Ahmet Çelebi maalesef Cezayir'e sürgün ediyorlar. Hezarifen. Binlerce evet. fen sahibi olan. Hani, evet, yani. evet. İlk planörü bulan adam. Düşünebiliyor <laughs> musunuz? Maalesef alimi zulmediyorlar. Bakıyorsunuz çöküş başlamış. Yeniçeri isyan etmiş. Her taraftan kokuşmalar başlamış. Bir zamanlar Yavuzların, Kanunilerin oturduğu tahta 6 yaşındaki çocuklar, Alkolikler, zihnen bozuk olanlar oturmaya başlamış. Bir tefessüs söz konusudur. Alime hürmet gösterildiği zaman Allah lütfediyor. Edilmediği zaman da Cenab-ı Allah lütfunu gelecek. Gayret-i geçecek. ilahiye dokunuyor. Evet. Aynen böyle. Keza evet. geliyor.